Herkese merhaba. James Webb Uzay Teleskobu göreve başlamadan önce birçok insan tarafından merakla bekleniyordu. Ancak günümüzde bu gelmiş geçmiş en güçlü ve en pahalı teleskop çalışıyor ve hatta tek bir bulguyla astronomiyi altüst etme kapasitesine sahip. Örneğin James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen son fotoğraflar Big Bang teorisinin doğru olmadığını kanıtlayarak bilim camiasını çılgına çevirdi. Peki James Webb'ten gelen bu son resimler neler? Ya da bu görseller Big Bang teorisinin yanlış olduğunu nasıl kanıtlıyor? Bugünkü videomuzda sizlerle beraber bu soruları cevaplayacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. James Webb Uzay Teleskobu kullanılmaya başladığına göre bu aletin tam olarak ne kadar gelişmiş olduğunu merak edebilirsiniz. Uzaya gönderilen bu yeni teleskop ne kadar güçlü? NASA'ya göre JWST kızılötesi ışığa o kadar duyarlı ki ay mesafesindeki bir yaban arısının bile ısısını algılayabilir. Daha iyi anlamanız için bu teleskobun bize 30 yıldan fazla bir süredir evrenin harika fotoğraflarını sunan ikonik Hubble teleskobundan 100 kat daha güçlü olduğunu belirtelim. JWST kelimenin tam anlamıyla evrenin daha önce hiç görmediğimiz fotoğraflarını çekmeyi amaçlıyor. Elbette Hubble da uzayın nefes kesici fotoğraflarını çekiyordu ancak sınırları vardı. Örneğin Hubble, Big Bang'den sonra oluşan ilk galaksileri görmemize izin vermiyordu. Webb ise bunu tamamen değiştirdi çünkü adeta dev bir zaman makinesi gibi çalışıyor. JWST 13,5 milyar yıldır kozmosu kat eden ışığı yakalar ve evren hakkındaki görüşlerimizi Hubble'dan birkaç yüz milyon yıl öncesine genişletir. Peki Webb teleskobunu bu kadar güçlü yapan nedir? Bu gücün bir kısmı 6,4 metre çapındaki dev ana aynadan gelir. Ayna, mükemmel şekilde hizalanmış olan 18 küçük parçadan oluşur. Segmentlerse o kadar ince bir altın kaplamayla kaplanmıştır ki tek bir saç telinden 1000 kat daha incedir. 24 ayar altının 2 onstan azı kızılötesi ışığı diğer metallerden daha iyi yansıtır. Kızılötesi ise insanların görebildiği görünür spektrumun dışındadır. Bir diğer yandan aynalar som altından değil, berilyumdan yapılmıştır. Bir teleskop ne kadar pahalı olabilir? James Webb Uzay Teleskobu bu konuda yeni bir rekor kırdı. Ayrıca teleskop 10 yıllar boyunca süren gelişmelerle milyonlarca çalışma saati harcadı. Öyle ki maliyet açısından başka hiçbir teleskop 10 milyar dolara yaklaşamaz. Bir diğer yandan JWST fırlatma roketine uyacak şekilde tasarlandığı için aynı zamanda bir mühendislik kabusuydu. Hiçbir roket onu tutacak kadar büyük değildi. Bu yüzden mühendisler onu birden fazla yerde katlanabilecek şekilde tasarlamak zorunda kaldılar. Büyük ısı kalkanı katlanmıştı ve kalıcı konumuna giderken cihazın açılması gerekiyordu. Ve bu teleskopla ilgili en riskli şey bile değildi. Yansıtıcı aynanın merkez parçasının da 18 farklı parçaya bölünmesi ve ardından katlanması gerekiyordu. Ancak ayna oldukça hassastı ve bu konu üzerinde çalışan mühendisler ve bilim insanları yanlış gidebilecek şeylerin sayısı nedeniyle fırlatma sırasında kelimenin tam anlamıyla nefeslerini tuttular. Endişelerini artıran şey JWST'nin onarım veya bakım konusunda inanılmaz derecede hassas olmasıydı. Ayrıca teleskop o kadar uzağa gidecekti ki bir şeyler ters giderse bir tamir ekibi göndermek imkansız olacaktı. Ve yakıt ikmali de mümkün değildi. Yani yakıt bittiğinde görev sona erecek. Bununla birlikte teleskobun potansiyel faydalarını göz önünde bulundurursak JWST'nin riskleri bunların hepsine değer. Bu araç, dış kozmos hakkındaki bilgimizi başka hiçbir bilimsel aracın yapmadığı şekilde genişletmeyi vaat ediyor. Bu nedenle teleskop çalışır durumda ilan edildiğinden beri dünyanın her yerinden bilim insanları uzayı incelemek için güçlü teleskobu kullanma sırasını bekliyorlar. Ancak bu bilim insanları teleskobun gösterdiği ilk sürprize hazır değillerdi. Faaliyetine sadece haftalar kala JWST, Big Bang'in doğru olamayacağını kanıtlayan fotoğraflar gönderdi. Öyle ki Big Bang, astronomi konusunda çoğu şeyin temel noktasıdır. Ve birçok insan bu teoriyi bilir. Aslında Big Bang teorisinin kökleri George Lemaitre adında bir astronom olan bir rahibe kadar gider. 1927'de evrenin sadece tek bir nokta olarak başladığına dair yaygın bir fikri vardı. Lemaitre ise evrenin esnemeye devam edebileceği kadar büyük olmak için esnediğini ve genişlediğini söyledi. Birkaç yıl sonra uzay teleskobuna adını veren ünlü astronom Edwin Hubble, Lemaitre'ın fikri üzerine bir teori inşa etti. Hubble, diğer galaksilerin bizden uzaklaştığını ve en uzak galaksilerin bize yakın olanlardan daha hızlı hareket ettiğini keşfetti. Ki bu da evrenin hala Lemaitre'ın düşündüğü gibi genişlediği anlamına geliyordu. Temel olarak eğer her şey birbirinden uzaklaşıyorsa, bu uzun zaman önce her şeyin birbirine yakın olduğu anlamına geliyordu.
Big Bang'e göre evren başlangıçta ışık ve enerjiyle karıştırılmış sıcak küçük parçacıklardan ibaretti. Ancak her şey genişledikçe ve daha fazla yer kapladıkça ortam soğudu. Küçük parçacıklar daha sonra bir araya toplandı ve atomları oluşturdu. Sonra da bu atomlar uzun bir süre boyunca bir araya gelerek bugün gördüğünüz yıldızları ve galaksileri oluşturdular. Bu ilk yıldızlar daha büyük atomlar ve atom grupları yarattı ve bu da daha fazla yıldızın doğmasına yol açtı. Aynı zamanda galaksiler tek bir kaotik kozmik alanda birbirine çarpıyor ve gruplaşıyordu. Öte yandan yeni yıldızlar doğup ölürken asteroidler, kuyruklu yıldızlar, gezegenler ve kara delikler gibi diğer nesneler de oluştu. Ve tüm bunlar yaklaşık 14 milyar yıllık bir süre içinde gerçekleşti. Peki ya Big Bang olmasaydı? Teori modern astronominin temel unsuru haline geldiğinden birçok bilim insanı bu düşünceyi kabul etmekten hoşlanmayabilir. Ancak JWST'nin gönderdiği son görseller işleri karıştırıyor. İnsanlar JWST'nin gönderdiği görüntüler karşısında büyüleniyorlar ancak bilim insanları bu verilerin Big Bang teorisiyle çelişip çelişmediğini açıklamaya çalışıyorlar. Resimlerdeki sorun şaşırtıcı derecede pürüzsüz, küçük ve yaşlı birçok gökada içermeleridir. Ancak küçük ve eski düzgün galaksiler Big Bang teorisiyle neden çelişiyor? Öncelikle evrenin genişlediğini varsayarsak burada garip bir optik yanılsama var olmalı. Gerçek şu ki galaksiler veya uzayda doğal olarak meydana gelen diğer nesneler, artan mesafeyle daha küçük görünmeye başlıyorlar. Ancak bu cisimlerin belirli bir noktadan sonra daha büyük görünmeye başlamaları gerekirdi. Çünkü bize daha yakın olan cisimlerin ışıklarının azaldığı varsayılmaktadır. Bu, nesnelerin mesafeleriyle orantılı olarak daha küçük göründüğü, genişlemeyen uzayda gözlemlediğimizin tam tersidir. JWST'nin görüntülerini inceleyen bilim insanları, daha küçük galaksilerle karşılaştıkları gerçeğini gizlemiyorlar. Bu görüntülerde Samanyolu galaksisinden daha fazla parlaklığa ve kütleye sahip galaksilerin bile, Hubble Uzay Teleskobu ile gözlemlenen benzer görüntülerden 2 ila 3 kat daha küçük olduğu görülüyor. Ayrıca yeni galaksilerde 2 ila 3 kat daha büyük olan kırmızıya kaymalar var. Ve sorun şu ki genişleyen bir evrenin böyle davranması beklenen bir şey değildir. JWST'nin gösterdiği galaksiler ise evrenin genişlemediği ve kırmızıya kaymanın mesafeyle orantılı olduğu varsayılırsa dünyaya yakın galaksilerle aynı boyuttadır. Bununla birlikte Big Bang bu uzak galaksilerin varsayılan optik yanılsamayı telafi etmek için özünde son derece küçük olması gerektiğini ima eder. Örneğin GHZ2 Samanyolu'ndan çok daha parlaktır. Ancak hesaplanan yarıçapı Samanyolu'muzun yarıçapından 150 kat daha küçük olan sadece 300 ışık yılıdır. GHZ2'nin yüzey parlaklığı veya birim alan başına parlaklığı, yerel evrendeki en parlak gök adanınkinin 600 katıdır. Yoğunluğu ise bugün gördüğümüz galaksilerin on binlerce katıdır. Peki ya pürüzsüz galaksiler Big Bang teorisini nasıl etkiliyor? Big Bang'in gerçek olması için fare galaksileri olarak bilinen küçük ultra yoğun gök adaların var olması gerekir. JWST ise bu noktada sorunu çok daha kötü bir hale getiriyor. Teori, küçük galaksilerin birbirleriyle çarpışarak günümüz galaksilerine dönüştüğünü ve bunun da daha fazla yayıldıkça birleşmeye yol açtığını öne sürüyor. Bu tür bir birleşmeyi örneklemek için 1 santimetre uzunluğunda ancak bir SUV kadar ağır olan sihirli bir oyuncak araba hayal edin. Ve bu oyuncak araba diğer oyuncak arabalarla çarpışarak gerçek bir SUV'ye dönüşüyor. JWST'den gelen görüntülerin Big Bang için sorunlu hale geldiği yerde tam olarak burasıdır. Bu sistem başlangıçta inanılmaz görünse de hasarlar da görülebilir olmalıdır. Bu yüzden Big Bang teorisyenleri galaksilerin yaşadıkları çarpışmalardan kaynaklanan ciddi pürüzlü kenarlara sahip olmasını bekliyorlardı. Ancak JWST'nin pürüzsüz diskler ve düzgün spiral formlar ortaya çıkarması onları şaşırttı. Bu cisimlerin görünüşleri itibariyle günümüz galaksilerinden hiçbir fark yoktu. Veriler teorinin öngördüğünden yaklaşık 10 kat daha fazla düzgün sarmal gökada gösterdi. Ve bu, galaksilerin birleşmesinin yaygın olduğu fikrine meydan okuyordu. Başka bir deyişle, bu veriler birleşme teorisine karşıydı. Peki, galaksi birleşmeleri az olduğunda ne olur? Mesele şu ki, galaksiler birleşme süreci olmadan pek fazla büyüyemezler. Bu da büyük galaksilerin her zaman aynı boyutta oldukları ve asla küçük olmadıkları anlamına gelir. Aynı zamanda bu, genişleyen evren hipotezinde tahmin edilen optik yanılsamanın da var olmadığı anlamına gelir. Ve sonuç genişleme olmadığı fikridir. Çünkü illüzyon, genişlemeden kaynaklanan kaçınılmaz bir olaydır. Şimdi de iki eski bakış açısına bir göz atalım. Bu görüşler aslında birçok açıdan benzerlik gösterir.
JWST, görüntülerini spektrumun kızılötesi kısmında çekmek için kullandığı çok sayıda filtreye sahiptir. Bu da gökbilimcilerin uzak galaksilerin renklerini görmelerini sağlar. Temel olarak gökbilimciler bu galaksilerdeki yıldızların yaşını bu şekilde hesaplarlar. Genç sıcak yıldızlar mavi renkte, daha yaşlı soğuk yıldızlarsa sarı veya kırmızı renkte görünür. Big Bang teorisi, JWST görüntülerindeki en uzak galaksilerin evrenin başlangıcından yaklaşık 400 ila 500 milyon yıl sonra göründüklerini ima ediyor. Bununla birlikte bu galaksilerin bazıları 1 milyar yıldan daha eski yıldız popülasyonlarına sahip. Ve Big Bang'ten önce hiçbir şey olamayacağı için bu galaksiler Big Bang'in olmadığını kanıtlıyor. Evet, Big Bang'ten daha eski bir galaksi olamaz. Bu nedenle Big Bang teorisinin doğru olması için JWST'nin daha az galaksi görüyor olması gerekir. Ancak araştırmalar, Samanyolu kadar büyük galaksilerin Big Bang'ten birkaç yüz milyon yıl sonra bile yaygın olduğunu gösteriyor. Bilim insanları yeni JWST görüntülerinde kırmızıya kaymanın teorisyenlerin tahmin ettiğinden fazla olduğunu ve burada öngörülenden en az 100 bin kat daha fazla gökada olduğunu iddia ediyorlar. Peki bu kadar çok büyük gökada bu kadar kısa sürede oluşmuş olabilir mi? Pek sanmıyoruz. Yani Big Bang diye bir şey olmamış olabilir. Peki bilim kurumu Big Bang teorisinin kusurlu olduğunu kabul ederse ne olur? Yani sonuçta evrenin başlangıcını açıklamanın yeni bir yolu olmalı. Muhtemel bir açıklama yaklaşık 50 yıldır var olan plazma filamentasyonudur. Bu süreç aslında laboratuvarda yaygın olan fiziksel süreçler kullanılarak açıklanabilir. Plazma, yıldızlar arasındaki boşlukla dahil olmak üzere uzaydaki tüm maddenin çoğunu oluşturan elektriksel iletken gazdır. Ancak yine de Hubble kırmızıya kayma ilişkisindeki ışığın büyük mesafelerde enerji kaybetmesinin açıklanması gerek. Plazma filamentasyonu, bilim insanlarının tanımladığı ve güncel olarak üzerinde çalıştığı plazmalardaki kritik süreçlerden biridir. Bu elektrik akımlarının ve yarattıkları manyetik alanların plazmayı evrendeki tüm ölçeklerde görülebilen filament sistemine çekme sürecidir. Plazma filamentasyonu, gezegenlerin, yıldızların, galaksilerin ve diğer yapıların oluşumuna yol açan temel süreçlerden biridir. Ayrıca bu süreç, füzyon enerjisini yapay olarak geliştirmek için de çok önemlidir. Sonuç olarak James Webb Uzay Teleskobu ya da kısaca JWST, evrenimiz hakkında daha fazla şey öğrenmemiz için oldukça iyi bir iş çıkarıyor. Öyle ki bu cihaz şimdiden bilim insanlarının Big Bang teorisini sorgulamasına sebep oldu. Siz de Big Bang teorisinin geçerliliği hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.